Çarşamba'da kaz üretimini arttırmak adına Çarşamba Belediyesi'nce başlatılan kaz yetiştiriciliği kursu ile vatandaşlara dağıtılan kaz yavruları büyüdü. Bu projemiz Sayın Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın isteği üzerine bizim de destek yapabileceğimizi beyan edilerekten bir araya geldik. Ve 2400 yumurta alımı üzerinden en kötü şartlarda 1300-1400 çıkım yapabilmek kaydıyla bir çalışma başlatalım dedik. Proje olaraktan yumurtalarımız birinci derecede orijinal mas gazı, Alman ırkı ve bu çok hızlı gelişen, çok yumurtlayabilen ve etlik olaraktan da ticari piyasası çok büyük bir hayvan. Bu projeden neler bekliyoruz? Bir kadın olarak ülkemize katkı sağlamak ve yetiştirmek istiyoruz. İsmim Arif Aksu, belediyemizin kursuna katıldım ve oradan kazanmış olduğum sertifikayla kaz yapmaya başladım. Şu anda 8 tane büyüdüler, yumurtlamaya hazır, yani yumurtlamaya başladılar kendileri. Ben bunları 200 tane yapmayı istiyorum çünkü yerim müsait. Şimdi şöyle bir şey, kazlar benim ömrüm, kaz değil hayvan cinsinin hepsi benim ömrümü uzatıyorlar. Kazlarla bir kardeş gibi sarılıyorum, yatıyorum. Allah razı olsun, yani bu millet için ben tercih ederim herkesin yapmasını. Çünkü paranı alacak bir şey değil bu. Şu anda 250-300 lira zannedersem herhalde veriyorlar. Bunu herkes alamaz. Güzel bir kesim yok herkesin. Sayın Başkanım zaten buna vesile olduğu için ona da yavruyken aldığım resimleri attım. Tekrar bir de büyüdüğü zaman attım resimlerimi. Hoşuna gittiğini söyledi. Ben de teşekkür ettim. Ben Süleyman Kereş, belediyenin ilan sitesinde gördüm. Orada gördüm, müracaat ettim. Ben hevesliyim zaten. Sağ olsunlar, belediye başkanımız, artı halk eğitim müdürümüz ve tarım ilçe müdürümüze ayrıca buradan teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bunları çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah yumurtalarını alacağız sezona, yumurtalarını çıkartacağız, çoğaltacağız bunları. Herkese de tavsiye ediyorum. Valla bunlar evlat gibi oldu ya. Ben bunları keseceğimi zannetmiyorum. Hayvanlar gelip az önce gördüğünüz gibi elimden yemiyorlar. Nasıl kesebilirim? İnsan, çocuklarına nasıl yem veriyorsan bunlara da öyle veriyorsun. Galiba biraz zor olacak.